Capone'un evini ziyaret ediyorum. Burada bir open house var. Şu anda o tarafa gidemeyeceğim çünkü yağmur başladı ama o kadar çok arkadaşım dedi ki fotoğraflarını gönder diye düşündüm ki bir video çekebilirim Türkçe. Şurada gördüğünüz hizmetli evi ya da misafir evi diyelim. Bu ana evin kendisi. Şimdi kapıdan içeriye gireceğim. En sevdiğim tarafı bu muazzam bahçesi. O kadar güzel ki şu bahçenin güzelliğine bakın. Vay, bayağı yağmur başladı. Şimdi girdim içeriye. Burası hol. Sol tarafta bir salon var. Sanırım orijinal bir şöminesi var salonun. En çok beğendiğim taraflarından bir tanesi muhteşem camlar. O kadar güzeller ki şu anda da buğulu buğulu son derece romantikler. Burası tuvalet ve burası orijinal bir tuvalet. Bu bina 1922 senesinde inşa edilmiş. Tamamen orijinal olan tek tarafı zannediyorum burası. Şimdi mutfağa doğru gideceğiz. Burada bir yemek salonu var. Yemek salonundan geçiş mutfağa doğru. Burası mutfak. Tabii mutfak yenilenmiş, takdir edersiniz ki 1922 senesinden bu yana pek bir şeysi kalmamıştır, hali kalmamıştır mutfağın. Burası da ikinci bir salon. Şimdi yukarıya çıkacağım, size yatak odalarını göstereceğim. Ama en şahane taraflarından bir tanesi de aslında dışarıdaki bahçesi ve havuzu. Bu merdivenler orijinal merdivenler. Hatta şuradaki fotoğrafa bakarsanız buradaki tek ve ilk bina imiş burası. 93 Palm Avenue'dayım. Merdivenlerden yukarıya çıkıyoruz. Burada size orijinal halini de göstereceğim evin. Dış görüntüsü şu an böyle ama orijinal hali böyle imiş. Muhteşem bir yatak odası var burada. Çok güzel şekillendirilmiş. Bak, bir tarafından giriyorsunuz böyle. Düşünsenize, belki de şu köşede Al Capone kitap okuyup oradan havuzuna bakıyordu. Teknesi geldi mi diye bakıyordu. Burası yatak odası. Şurada bir tane banyo var, onu göstereyim. Tabii bu banyo maalesef ki yenilenmiş, orijinal değil ama güzel, şık bir banyo. Bembeyaz ve temiz olduğu çok belli. Bu yatak odasının diğer kapısından çıkacağım özellikle çünkü şeklini görmenizi istiyorum. Gerçekten çok orijinal bir şekil. Bakın şimdi böyle bir çalışma odasına çıktım. Ve çalışma odasının diğer tarafında yine bir banyo tuvalet var. Bu koridorun devamında iki tane daha yatak odası var. Bu yatak odasının da kendi banyo tuvaleti mevcut. Maalesef ki bu da yenilenmiş. Tabii kim bilir ne durumdaydı. Bayağı bir yağmur başladı. Ben arabama nasıl gideceğim merak ediyorum şu anda. Burası da diğer yatak odası. Şimdi aşağıya doğru gideceğim. Sanırım bu videoyu durdurup dışarıdan yeniden devam edeceğim diyorum ama bu nasıl olacak bu yağmurda? Bundan da çok emin değilim aslına bakarsanız. Normalde ben videoları bu manzarada sonlandırmayı seviyorum ama manzaraya çıkamadığına göre Al Capone'un tuvaletinde sonlandırmaya ne dersiniz? Bakalım çıkabiliyor muyuz dışarıya? Tam emin değilim. Felaket bir yağmur yağmakta şu an. Wow!
şu bahçenin muhteşemliğini görüyorsunuz değil mi? İnşallah babamın da videosunu çekebiliriz sizin için. Görüşmek üzere.